konuştuk. Ondan sonra fakat dedik ki hani bu işin biz hani duygusal yanı var ama şeyi konuşuyoruz dedik hani aynı zamanda ekonomiye de işte evet. Tüketim alışverişe yaptığı katkıyı %30 pazarda artış sağlıyor vesaire bambaşka şeyleri konuştuk ama bakın biz neler konuştuk dün sevgililer gününe dair ya da işte sevgili olmaya sevmeye dair ama aslında neler yaşandı bu tabii çok üzücü çünkü bizim konuştuğumuz ve dilediğimiz şeyler ya da arzu ettiğimiz şeylerle işte topluma bakıp da yaşananlar arasındaki uçurumu gördüğü zaman insan gerçekten üzülüyor ve umutsuzluğa kapılıyor. Mesela bugün akşam gazetesi 10.000. sayfasında aşkın dram hali demiş ve... Bu dram kelimesi yanlış, trajedi. Trajedi, evet doğru, trajedi. 5 ayrı olaydan bahsediyor burada. Dün sevgililer gününde 5 şiddet olayı, kadına şiddet olayı yaşandı. Biri Adana'da, fotoğrafı da birazdan belki ekrana gelecek, orada göreceksiniz. Yüzü gözü mosmor bir kadın, dayak yemiş bir kadın. İkincisi, yine Adana'da, sokak ortasında nişanlı, üçüncüsü de Adana'ymış. Üç olay da Adana'da yaşanmış. Sokak ortasında nişanlısını döven bir adam ve güvenlik kameraları tarafından muhtemelen kaydedilmiş bu görüntüler. Üçüncüsü yine Adana'da eski eşi reddedince tetiğe bastı ve karısını vurdu deniliyor. İzmir'de sokakta bir kadın yanmış kadın cesedi bulunuyor. Antalya'da da bir internet sapı işte yargılanıyor ve 25 yıl isteniyor. Hakikaten trajedi yani. Ne diyeyim? Eski hemen her gün. Hani bu aslında toplumun geneli de bizim gibi düşünüyor. Böyle değil. Bunlar ruh hastaları, artık tedavileri mümkün olmayan insanlar. Bunların sayılarının azalması için herkesin elden geleni yapması lazım. Ayrıca burada suçlar var. Bu suçları işleyenler de suçlu. Yani şiddet var. Dolayısıyla bir taraftan da hukuki yönden mücadelenin de hep söylüyoruz. Çok daha katı olması gerekiyor. Çok daha çabuk olması gerekiyor. Bir tehlike belirdiğinde de bazı uygulamalarda olduğu gibi ne yazık ki o acı sonuca ulaşmadan bu işin önlenmesi gerekiyor. Evet, yani aksi takdirde bunlar... bunları maalesef hep ya, gazeteler haber yapacak. Ama nereden biliyoruz ki? Konuşacağız. Belki bu bir günde tabii 15 ki, olabilir, 25 olabilir. Bunlar sonuçta yansıyanlar, medyaya bunlar yansıyanlar. Yansımış olanlar, tesadüfen bunlar geldi gündeme. Başka acılar vardır. Başkaları da yaşanıyor. Mutlaka etrafımızda bile böyle biraz kulak kesilsek, belki çok yakın değil ama bir geniş halkada, çeperde belki biz bile şahit olacağız. Yani yeter diyoruz, yeter dedikçe önümüze geliyor bu haberler ve ben hakikaten bilemiyorum, tek bir boyutu yok bu iş, çok katmanlı yani. Çok katmanlı. Öyle bir günde bugünden yarına hallolacak bir mesele de değil ama bir an önce başlamalı o işte çok katmanlı dediğimiz bu olaya birçok noktadan saldırmalıyız ki çözümü için yol almaya başlayalım ama bir türlü o noktaya gelemiyoruz, nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Melik, sen neler düşünüyorsun? Valla ben yani sosyolojinin biraz değişmesiyle ilişkili bir şey bu. Eğitim diyeceğim ama akla akademik eğitim gelmesin. Çünkü sayfaları açtığımızda işte mühendis baba yok eşini katletti falan, o tür haberler de görüyoruz. Benim eğitimden kastım daha kültür, daha insan hakları, daha medeniyet konusunda bir eğitimi kastediyorum. Yani estetiğin, güzelliğin, ikili ilişkilerin hukuk bağlamında sağlandığı bir sosyolojiden bahsediyorum. Bu bununla öğrenebilir. Yani bunlarla aynı coğrafyayı paylaşmak, aynı oksijeni tüketmek benim için zul kişisel olarak. Hele hele bir kadına el kaldırmak. Yani kadın yoksa hayat yok. Kadın yoksa estetik yok. Kadın yoksa güzellik yok. Ben anlayamıyorum ya. Vallahi anlayamıyorum. Gerçekten zorlanıyorum anlamakta. Ama bunlarla aynı oksijeni tüketmek istemiyorum. Aynı coğrafyayı paylaşmak istemiyorum. Evet. Bu konuda ben de çok tedirgin ve rahatsızım. Çünkü bunları okurken benim de psikolojim bozuluyor. Evet, haklısın. İşte o Adana'daki olaylardan biri şu anda şey ekranda var. Aslında ben güvenlik kamerası değil tabii. Bu yukarıdan çekilmiş, cep telefonuna çekilmiş bir görüntü. Güvenlik kamerası değilmiş. Sokak ortasında güpegündüz kadını dövüyor ya. Evet. Çok üzücü, çok üzücü. Yani bu çok şey olacak. Yani bir daha görmeyelim bunları lütfen gibi temenni de. Yani komik kaçacak böyle bir temenni. Bilmiyorum yani. Ben o kadar üzülüyorum ya. Şu anda çok üzgünüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Devam edelim.